Hey, hoş geldin. Bugün kuvvet konusunda bilgileneceksin. Arkadaki arkadaşlarıma dikkat ettin mi? Yerde duran kutuya kuvvet uyguluyorlar ve kutu buna rağmen hareket etmiyor. Sanırım, bunun nedenini anlamış olmalısın. Her ikisi de, eşit miktarda kuvveti birbirine zıt yönde uyguladığı için, kutu harekete başlamıyor. Bunu matematikle de kanıtlayabiliriz. Arkadaşlarım yüzer Newton kuvvet uyguluyor. Ancak uyguladıkları kuvvetler birbirine zıt yönde olduğu için, 100 Newton, eksi 100 Newton eşittir, 0 Newton büyüklüğünde bileşke kuvvet oluşuyor. Sen de biliyorsun ki 0 Newton kuvvet ile hareket başlamayacaktır. Eğer arkadaşlarımdan birisi, uyguladığı kuvveti 80 Newton'a düşürürse, bileşke kuvveti hesaplamak için, büyük olan kuvvetten, küçük olan kuvveti çıkarman gerekir. 100 Newton'dan 80 Newton çıkarsa 20 Newton kalır ve bu kuvvet kutuya uygulanan tüm kuvvetlerin toplamı yani bileşke kuvvet demektir. Yönü bulmak ise çok basittir. Toplam kuvvet değeri büyük olan yön bileşke kuvvetin yönüdür. Çünkü bu konuda her zaman güçlü olan kazanır. Eğer arkadaşlarımın her ikisi de aynı anda aynı yöne kuvvet uygulamış olsalardı, toplam kuvveti hesaplamak için çıkarma değil, toplama yapmam gerekirdi çünkü her ikisi de kuvvetini aynı yönde uygulayarak kuvvetlerini birleştiriyor olurlardı. Bileşke kuvvet konusu işte bu kadar basit.